Sen hiç oturma birader. Yukarı çık, kız seni görsün bir atlasın korkmuştur. Fırat abini yukarı çıkart. Tamam abi. Ya tamam anladık. İkiniz de evde kaldınız. Ama yani benimle ilgilenin azıcık. Yarın benim düğünüm var ya. Evleniyorum ya. Halt etmişsin sen be. Kim evde kalmış? Biz şurada iki tane taş gibi hatunuz. Bu yaşa geldiniz. Halen daha bir baltaya sap olamadınız. Ortada bir icraat yok. Sen daha ne diyorsun Deniz ablam ya? Olmayacak da zaten ya. Bu kafasızlıkla devam edersek bir baltaya sap map olamayacağız biz zaten. De en azından seni gelin edelim. Allah Allah. Bak iki vakte kalmaz. İki tane kısmet çıkar bize. Sen de çok utanırsın Şadiye Hanım. Çomağızlık etme. Allah'ım inşallah. Allah'ım o günleri bana da göster inşallah. Abi jandarmayla emniyet mevzunu hallettim. Hı. İşte kayıp değilmiş falan filan sıktık bir şeyler. İyi tamam. Atıf'ı da ağzını sıkı tutsun. Kimseye bir şey söylemesin sabah erkenden buraya gelsin. Şu iti de aşağı indirin. Tamam abi. Ne oldu birader? İyi uyuyor. Gürüz Bey yine yaptı. Tedavi süresinin biraz uzun süreceğini söyledi. Acaba evde bırakmak doğru değil mi? Kliniğe falan mı yatırsak? Olur. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Sorun değil yani. Bir sen eksikti Durmak. Efendim Urmak Hanım. Sermet Bey. Bizi böyle bıraktığınız evde canla meraktan öldük. Ne oluyor orada? Ablam aradı şimdi. O da tam anlamamış. Hemen konuşmak istiyorum ben Fırat'la. Telefonu verir misiniz lütfen? Tamam tamam. Veriyorum Fırat'a. Urmak. Efendim Urmak. Önemli bir şey yok. Soygun işte. Yani niye hala o evde can? Ne yapıyor lan bu Deniz? Amacını anlamıyorum ki arkadaş. Tamam gidecek elbette eve de yani. Nerede ki bu saatte? Allah Allah. Ay Semahat Hanımcığım, ben sizi bu saatte uyandırdım değil mi? Ama yaptığınız şey o kadar makbul geçti ki. Gerçekten hayatımızı kurtardınız yani. Canım ya, çok teşekkür ederim. Ben size şimdi hemen adresi mesaj atıyorum. Tamam. İyi akşamlar. Kadına bak ya, vallahi Semahat Hanım şahane biri. Gidiyor şimdi mağazasını açıyor. En güzel gelinliğini seçiyor. Sabah şoförüyle buraya yolluyor. Helal olsun. Deniz abla, o kadının gelinlikleri çok pahalı değil mi be? Tamam sana da o yakışır zaten. Doğru dursana sen bakayım. Tut şöyle kafanı. Seni bütün manyaklığın yüzünden şehri ayağa kaldırdık zaten. Her şeyin tamdı. Bir gelinliğin eksikti o da tamam oldu. Aa, ayakkabı. Beyaz ayakkabı lazım. Var bende beyaz ayakkabı. Asıl çiçeği ne yapacağız eline? Aman çiçekte bir şey yok. Çiçekçi şimdi sabah ben hemen ararım. Hazırlattırırım adama bir şey olmaz. Bitti mi? Hı, tamam bitti. Git yat böyle kalıp gibi. Sakın kıpırdama sabaha kadar tamam mı? Tutacak saçların. Bitti mi yorgunluktan? Bakayım. Ha, çok yakıştı bitli saçlarına. Ne vuruyorsun be? Sensin bitli. Hadi bitli. Bitliymiş. Yürü yap. Bitli. Hadi. Buyurun Deniz Hanım. Yolda mısın? Yani müsait misin? Kapatabilirim. Yok yok ben müsaitim de siz değildiniz herhalde. Ne oldu? Uyudu mu Can Bey? Irmak söyledi de Can sizde kalıyormuş. Ay yok ya ben evde değilim Narin'de kalıyorum. İşte Irmak'ın işgüzarlığı tuttu çocuğu. Sürükledi bizi. Çözüm onu aramızı yapacak. Kırarım o Irmak'ın bacaklarını ha. Deniz. Gönder şu adamı evden ya. Yok ya. Ben ona gitmeyince eve o gider kendi evine. Çocuk o kadar onursuz, gurursuz değil yani sonuçta. Neyse. Sen nasılsın? Şimdi hani Fırat bulundu ya gözün aydın. İyisindir herhalde. Bir şey soracağım ben. Şimdi bu kadar adam korumalar falan bu nasıl oluyor bu soygun işi? Şimdi böyle güzel bir gecede biz seninle bunu mu konuşacağız ya? Eve gelmiş. Yatağa uzanmış.
Kulağımda senin güzel sesin. Ay yok ya, işte benimki meraktan, boş ver. İyi. Tamam, o zaman ne konuşalım? Bak, ben Nari'nin bahçedeyim şimdi. Sahilden dalga sesleri buraya kadar geliyor. Bak bakalım, duyabilecek misin sen de? Bir dinle beni bak. Deniz, ne yapıyorsun kızım bu saatte? Soğukta. Fotoğrafını çekiyorum. Neyin fotoğrafını çekiyorsun? Sahilin, denizin. Denizin. Bak. Sen gelsene biraz buraya. Gel gel, bir içeri gelsen. Arkadaş, bu kız benim içime işlemiş ya. Başkasını seviyoruz, hala sesini duyduğumuz zaman manyıyoruz. Ne oluyor ya? Ben sabahleyin Gürbüz'le konuşayım bu mevzuyu ya. Ne oluyor arkadaş ya? Ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu bana, ver. Hayda. Bana bak, ver bu telefonu, yoksa son aramalara bakacağım. Kiminle konuştuğunu söyle. Tamam be, bırak. Sermet Bey'le konuşuyordum. Ne konuşuyordun Sermet Bey'le? Ay ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım ben Sermet Bey'le? Kızın nikahı var, gelin hep beraber kalabalık olun. Kız öyle tek başına evlenmiş dedim. Ne konuşacağım Sermet Bey'le ben? Allah Allah. Ergenken benim annem yoktu. Allah seni verdi benim başıma. Baskıcı anne yoksunluğu çekmeyeyim diye. Bu ne ya? Benim şimdi işim var. Benim şimdi işim var. O işlerim benim bir bitsin. Ben seni bir hizaya sokacağım, bir alacağım böyle. Bir yatıracağım masaya, bakacağım her şey, tamam mı? Sen şimdi rahat rahat ne istiyorsan yap. Ama sonra bunun hesabını falan vereceksin, tamam mı? Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun acaba? Yat hadi. Ver ben telefonunu şarja koyayım. Var şarjımı. Tamam hadi yat sen şimdi. Yat 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 yat. Sabah erken kalkacağız. Çok işimiz var, hadi. Ya yattım, daha ne yapayım? Örteyim ben, üstünü örteceğim. Al, al. Hadi. Dürtme, dürtme. Delirdi ya. Delirdi. Baskıcı anne manyaklaştı ya. Ne yapıyorum sanki? Sermet, şimdi Narin gelince ben seninle konuştuğumu söylemek durumunda kaldım. Dedim ki ona... Ya Şahide'nin şeyi var ya, düğünü, nikah, ona çağırmak için şey yaptım dedim. Aradım dedim, sen de bozma beni, tamam mı? Heh, kısaca anladın herhalde. Yarın nikahı var Şahide'nin, saat 1'de Kadıköy'de toplanıp... Kız yalnız kalmasın, olur mu? Tamam tamam, geliriz. Sana da tatlı rüyalar. Tamam, kapat. Ya sen kapat. Tamam, önce sen kapat. Ya kapat kızım hadi Allah aşkına ya. Lan liseli gibi oldu. Şu halimize bak ya. Allah Allah. İyi geceler. Öylesin aradım işte. Hadi bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.